Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cemaatle namaz, camide namaz, imamlı namaz gibi konuların belli ayrıntılarına dair fıkıh meselelerine değinmek istiyoruz. Birinci meselemiz, imamın sevilmeyen bir imam olması durumunda ortaya çıkan fıkhi durumdur. Bunu mekruh diye isimlendirmiş fakihler. Bir imam sevilmediği bir yerde imamlık yapmamalıdır. Şüphesiz bu sevilmemenin nedeni sakallı olduğu için, ehli sünnet akidesine sahip olduğu için gibi nedenlerle ise bu sevilmemek mübarek bir sevilmemektir. Ama zalim bir tip olduğu için, fasıklarla beraber bulunan birisi olduğu için, zulmeden birisi olduğu için gibi nedenlerle olursa, bu durumda böyle bir imamın imamlık yapması mekruhtur demiştir fukaha. Eğer böyle bir kişi Müslümanların geç şurada namaz kıldır demesiyle bir imamlık yapıyorsa bunu yapmamalıdır. Ama bizim özel bir durumumuz var. Laik bir devlet standartlarını kendisinin belirlediği ölçülerde Müslümanların namaz kılması için camilere imamlar göndermekte. Bu imamların da maaşlarını vermektedir. Şimdi kim parayı veriyorsa düdüğünü öttürdüğü de hakikattir. Devlet laik bir devlet olduğu halde Müslümanların namazını kıldıracak imamlara maaş verince kendi standartlarını ölçü olarak kullanmaktadır. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı imamların genel koordine merkezi olarak hiçbir zaman fıkıh ayrıntılarını, fıkıhtaki bilgileri esas alarak imamlara bir yönerge hazırlamamaktadır. İmamlar 4 mezhep veya 40 mezhebe göre de hoş görülmeyen bir iş yapmış olsalar bile adı memurdur. Memurluk standartlarında ilgi görmekte veya tedip yani ayıplanma ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle laik bir ülkede Müslümanların laik bir devletten maaş alan bir imamın arkasında namaz kılmaları durumunda o imamın faziletini, o imamın takvasını, o imamın fıkıh kitaplarındaki ölçülere riayet etmesini beklemeleri de çok tabii değildir şüphesiz. Şimdi durum böyle olunca Müslümanlar olarak biz imamların ne olursa olsun yeter ki camimiz boş kalmasın mantığıyla imamların arkasında caizdir mi değildir mi diyebileceğimiz şüpheli namazlar kılamayız. Her ne kadar laik bir devlet laikliği baz alarak Müslümanların camilerine imamlar tayin ediyorsa da nihayetinde o laik devletin kendine göre vatandaşlara tanıdığı vatandaşlık hakları da var. Vatandaş zaten oyu sayesinde, kullanacağı oy sayesinde aslında bir puttur. Yani vatandaşlık hakkı güçlü bir haktır. Laiklik veya demokrasi gibi isimler Müslümanları rencide ederken bir taraftan da Müslümanların eline silahlar da vermektir. Müslümanlar bir imamın camideki mesela en basit örneği sigara içtiği için yeni yetişen çocuklara kötü örnek olduğundan dolayı bir imamı o camiden uzaklaştırmasını bilmelidirler. Evet, şeriatımız sigara içmeyi kerih görmektedir en iyimser ifadeyle. Kerih görmektedir. Binaenaleyh kerih bir iş yapan bu imamı alın buradan diye bir herhalde dilekçe verseler
bu zaten laikliğe karşı işlenmiş bir cinayet olur. Yani nasıl fıkıh kitaplarının hoş görmediği bir şeyi bir memur için ayıp sayarsınız denebilir. Böyle bir vatandaş belki de hapis cezası, yani belki de o imam ondan tazminat davası alır. Ama aynı üç tane vatandaş bir dilekçeye devlet memuru olduğu halde küçük çocukların göreceği yerde sigara içip sağlığa zararlı bir işi örneklendirdiği için bu memurun mahallemizden alınmasını arz ederiz diye bir dilekçe yazsalar, bu dilekçe batılın yani kullanacağı üsluplarla hakkı istemek gibi bir tarz olmuş olur. Böylece Müslümanlar takip etmeleri halinde laikliği kendi silahlarıyla vurup kontrol altına alma hakkına da sahip olurlar. Bunu beceremeyen Müslümanların sigara içen, kötü örnek olan, camide futboldan bahseden, çocuklarla ezan okunurken caminin kenarında top oynayan, böylece namazın değerinin düşmesine neden olan birisiyle İmam-ı Azam'ın fıkhına göre uğraşamıyor olabilirler, ama onu memur tayin eden gücün, sultanın üzerinde o oyunun kurallarına göre bir sistem kurabilirler. Her halükarda Müslümanlar hoşlanmadıkları, tavrından razı olmadıkları imamların arkasında zoraki namaz kılmamalıdırlar. Bu önemli bir husustur. Hadis-i şeriflerde bile önemli bir konu olarak bu zikredilmiştir. Bir başka hususumuz, kadının erkeklere imam olması meselesidir. Kadın, Müslüman bir kadının Müslüman erkeklere namaz kıldırması caiz midir? 4 mezhebin fukahasının ittifakı ile farz veya nafile bir namazda kadının erkeklere imam olması caiz görülmemiştir. Böyle bir caizlik yoktur. Sadece bir tek kişilik bir görüşte kadının teravih namazını erkeklerin de bulunduğu bir cemaate kıldırması caizdir diyen görüş olmuştur. Mesela bu Ahmet bin Hanbel'in mezhebinde nakledilen bir görüştür. Ama Ahmet bin Hanbel'in mezhebi de bu değildir. Sadece böyle bir içtihat yapılmıştır. O kadar. Hangi konuyu konuşuyoruz? Kadın, Müslüman kadın erkeklerin de önüne geçip namaz kıldırabilir mi? Hayır. Böyle bir namaz caiz değildir. Peki erkek sadece kadınlara namaz kıldırabilir mi? Ya da erkeğin kadınlara namaz kıldırmasının durumu nedir? Burada birinci durum, yani imam erkek, kadınlarda cemaat durumu var. Birinci durum, camide veya mescitte namaz kılınıyordur. Erkekler de vardır, kadınlar da vardır. Bu ashab-ı kiram döneminde de caizdir. Diğer ulemanın nezdinde de caiz değildir diye bir şey yoktur. Kadınların camilere gidip mahremiyet ölçülerine dikkat ederek camilerde erkeklerle beraber namaz kılmaları kesinlikle yasak değildir. Sadece genç bayanların gündüz namazlarına, yani erkeklerin gözünde görülebilecekleri, izlenebilecekleri namazlara gitmelerini Ebu Hanife rahmetullahi aleyh kerih görmüştür. Evlerinde kılmalarını tavsiye etmiştir. Ama namazın caiz olması, namazın kılınabilirliği açısından kadınların erkeklerle mescitlerde mahremiyetlerini koruyorlarsa namaz kılmalarında sakınca yoktur. İkinci durum,
Erkek imam. Arkada kadınlar var. Bu kadınların içinde de mahremlerinden birisi var. Şöyle tasarlayalım. Bir erkek 10 tane kadına namaz kıldırıyor veya 3 tane kadına namaz kıldırıyor. Kadınların içinde bir tanesi onun hanımı, annesi, teyzesi gibi mahremiyet sorunu olmayan bir kadın var. Böyle bir gruba namaz kıldırabilir mi? Bu da caizdir. Bu da caizdir. Üçüncü pozisyon, şöyle tasarlayalım. Bir erkek imam tek kadına namaz kıldırıyor. Ve bu kadın da yabancısı, mahremi değil. Yani hanımı değil. Hanım mahrem değil de nikahlı tabii. Teyzesi değil, annesi değil, kaynanası değil. Evlenmesi caiz olacak bir kadına, tek başına bir erkek namaz kıldırıyor. Burada halvet pozisyonu bulunduğu için bu namaz caiz değildir. Bunun dışında kalabalık bir kadın grubuna, beraberinde o kadınların içinde onun yakını da yok. Mesela bir camide 50 tane hanım var. Bir erkek onlara yine mahremiyet ölçülerine dikkat ederek namaz kıldırıyor. Sadece kadınların bulunduğu bir namaz caiz midir? Bu hususta mekruh görülmüştür. Bu mekruhiyeti fukahanın büyük bölümüne aittir. Fakat kerih değildir diyen görüş de vardır. Ama namaz caizdir. Bu bir haram değildir. Tek kadınla kıldırıldığındaki haramlık burada yoktur. Özellikle bunu da belirtmiş olalım. Başka bir meselemiz, özellikle Hanefi mezhebin açısından imamın kadınları da ihtiva eden bir niyet taşıması, Hanefi mezhebi bakımından özellikle söylüyoruz, önemli görülmüştür imamlık meselesinde. Bununla neyi kastediyoruz? Yani bir tür imam, ben sadece erkeklere kıldırıyorum deyip hanımlara niyet etmemiş olsa, arkada hanımların namazı olmaz bu içtihada göre. Bu da Hanefi ulemasının içtihadıdır. Bu sebeple büyük camilerde, şehir camilerinde namaz kıldıran imamların, kim arkamda imamsa, cemaat olacaksa onun imamıyım şeklinde düşünüp niyet ederek namaz kılmaları gerekiyor. Aksi takdirde hanımların namazlarının tehlikeye girmesi mümkündür. Ama namaz kılan cemaatten birisinin imama niyet etmesi, yani imamla kılmaya niyet etmesi her halükarda şarttır. İmamı niyet etmeden namaza duran birisinin kıldığı namaz münferit namazdır. Cemaatle namaz değildir artık. Neden? Çünkü imama niyet etmeden, yani ben imama bağlanmaya niyet ediyorum demeden kılınan bir namaz bir tür boş namazdır. O boş namaz ancak ne olabilir? Münferit, nafile bir namaz olabilir. Burada diğer derslerde de konuşmuştuk. Niyetin ibadetlerdeki yerini anlatan derslerde tekrar inşallah karşımıza gelecek. Niyet
sözlü bir iş değildir. Niyeti şu şekilde düşünebiliriz. Burada niye duruyorsun şu anda? Ya da rükûdan kalkınca dur. Sen ne yapıyordun şimdi? Dendiğinde birisine. O da konuşup öğlen namazının farzını imamla kılıyorum şimdi. Diyeceği hissiyata niyet diyoruz biz. Bu sözlü bir şekilde niyet ettim. Öğlen namazının farzını kılmaya uydum imama şeklinde söylenirse bu söyleme bir farz vacip değeri taşımamakla beraber sakıncası da yok. Mühim olan kul ibadet ederken o ibadetin beyninde oluşturduğu ağırlığı korumaktır, sağlamaktır. Kafa nereye kilitlenmiş? Öğle namazına mı, ikindi namazına mı, münferit kılmaya mı, cemaatle kılmaya mı? Bunu belirleyen bir anlayış aslında niyettir. Bunu sağlayanın biiznillahü teala niyeti tamamdır. Mümeyyiz çocukların cemaatte, gerek camilerde, gerek evlerde saftan bir parça olmaları caizdir. Bunda bir sakınca yoktur. Yani özellikle mümeyyiz çocuklar diye kayıt koyuyoruz. Mümeyyiz çocuğu dedik ki, yani aklı başında namaz ciddiyetini anlayacak çocuk demektir. Onlar safta bulunabilirler. Saf eğer iki saf olacaksa ve pozisyon uygunsa çocuklar ikinci erkeklerden sonraki safa getirilebilirler, getirilmelidirler. Bu onların namazdaki vakarı bu taşımaları bakımından daha faydalı görülmüş. Sünnette de o şekilde öğretilmiş, bize öğretilmiş oluyor. Bir başka meselemiz, kadın namazda erkeklerin safında durursa bu namazın hükmü nedir? Hanefi mezhebinin ve Hanbeli mezhebindeki bir grup fukahanın görüşü şudur. Kadın eğer erkeklerin safında namaza durursa o kadının namazı caizdir. Ama imamla namaz kılarken, yani kadın münferit bir namaz kılıyor, sünneti kılıyor mesela, öyle anlatalım. Sünneti kılıyor. Sünneti kılarken kadının namazı caiz. Bir sıkıntı yok. Farz için imama uyulduğunda imamın kadını da ihtiva eden niyetiyle beraber o farz namaz kılınırken kadının sağında, solunda ve arkasındakilerin namazı bozulmuş olur. Yani burada bu muhazat diye fıkıhta özellikle belirtilen konu, kadının cemaatle namaz kılarken imama bağlanıldığı esnada erkeklerle aynı safı kullanmasındaki sıkıntıdır sıkıntımız. Yanındaki, sağındaki, solundaki kişilerin ve arkasında, kadının arkasına düşen kişilerin namazı bozulmuş olur. Böyle bir hüküm vardır. Bu hüküm için belki sadece zarureten Mekke-i Mükerreme'deki durum istisna edilebilir. Orada diğer fukahanın içtihadıyla amel edilebilir. Çünkü Mekke-i Mükerreme'de ne kadar tedbir alınırsa alınsın maalesef önlenememektedir. Hanımların, yani mekanın yuvarlak bir mekan olması sebebiyle hanımlara gerek tavaftan dolayı ve gerekse
sahiden dolayı, oradaki özel şartlardan dolayı Müslümanların bu konuda Allah'ın rahmetine sığınıp, mağfiretine sığınıp oradaki namazlarının inşallah makbul olduğuna dua etmeleri gerekiyor. Yani orada ciddi bir şekilde gayret de edilmiş olsa şöyle bir pozisyon var. Şimdi tavaf için veyahut da oradan koridordan geçmek için yürüyen 3 tane 5 tane kadın ezan okundu. Kâmet getirilir getirilmez herkes ayağa kalkıyor. Ayağa kalkınca kadıncağızlar yüzlerce binlerce erkeğin arasından dalıp geriye gidemiyorlar. Orada buldukları bir boşlukta namaz kılıyorlar. Yani bu önceden tedbirler alınıyor olsa da olmasa da vuku buluyor. Yani bunu sadece oraya mahsus, oranın olağanüstü şartlarına, izdihamına mahsus bir uygulama olarak görürse görecektir fukaha. Yoksa normal camilerde hanımlar erkeklerin safında bulunmamalıdırlar. Ölçümüz budur. Tabii ki bu bir saflar arası, mesela birinci saf erkek safı, ikinci saf, üçüncü saf kadın safı, dördüncü saf tekrar erkek safı, böyle bir karışıklık haydi hay olmayacağını da tahmin etmiş oluruz. Buradan yine kadınlarla ilgili başka bir meseleye geçelim. Kadınlar kendi aralarında cemaatle namaz kılabilirler mi? Kadınlardan oluşmuş bir cemaat olabilir mi? Ya da buna kadınlar camisi diye bir cami oluşturup sadece kadınların gittiği, imamı kadınlardan olan bir cami kurulabilir mi diye bir soru sorarsak, böyle bir kadınlar camisi diye bir cami ihdası bu ümmette yoktur. Yani caminin kadınlar, erkekler, çocuklar diye ayrılması yoktur. Bu bid'at olur camiye. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kadınlar camiye gelmişlerdir. Mescid-i Nebi'ye gelmişlerdir. Oradaki şerefle şereflenmişlerdir. Ama siz filan yerde bir cami yapın dememiştir Aleyhisselam Efendimiz. Bilakis camiye çok yoğun gelmelerine karşı da evet biliyorum hoşunuza gidiyor, sevap kazanmak istiyorsunuz ama eviniz sizin için daha iyidir diye tavsiyede bulunmuştur. Bu camiye gitmelerini yasaklama değil, kadınlara acıma, merhamet etme bakımından konmuş bir kuraldır. Kadınların cemaatle namaz kılmalarını, yani kadınlar ezan okununca hususi cemaat oluşturuyorlar. Bunu haramdır, yasaktır diye bir kural şeklinde belirtmemiştir Hanefi uleması. Ama hoş görmemişlerdir. Bu namaz caizdir. Eğer imam olacaksa bir tanesi cemaatin ortasında bulunsun. Yani ileri geçmesin erkek imam gibi. Bu namaz caizdir demişlerdir ama Hanefi fukahasının fıkıhtaki sözlerinden anlaşılıyor ki bu çok da böyle cemaatin teşviki, bereketi gibi ifadelerle anılmamıştır. Yani herkes kendisi kılsa daha makbuldür gibi düşünülmüştür. Şafii mezhebinde ise, hatta Hanbeli mezhebinde de, bu iki mezhepte ise hoş görülmüştür. Kadınlar da aralarında cemaat yapsınlar demişlerdir. Ama müstakil bir cami oluşturma düzeyinde asla değil. Bir başka cemaat, imam, cami üçgeninde oluşan bir başka mesele de Hanefi mezhebiyle diğer fukahamız arasındaki tartışmalı konulardan birisi olan namazda imam Kur'an okurken cemaat okuyacak mı, okumayacak mı meselesidir. Burada Hanefi mezhebimizin görüşü, imam Kur'an okurken kesinlikle cemaat bir şey okuyamaz. Okunan Kur'an'ı dinlemek farzdır. Dolayısıyla
cemaat namaz kılarken Fatiha okumaz. Zamm-ı sure zaten okumaz. Çünkü Fatiha üzerindedir bu tartışma. Burada biz bu meseleyi Hanefi mezhebine bağlı olarak dinimizi yaşadığımız için imamla namaz kılarken Fatiha ve benzeri Kur'an ayetleri okunmaz. Onun dışında zaten herkes kendisi tesbihatını yapıyor diye biliyoruz. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor. Hanefi mezhebi tabi olunulan dört mezhepten bir tanesidir. Bu görüşte de Hanefi mezhebinin yabana atılamayacak delilleri vardır. Kur'an ayetlerinden, hadis-i şeriflerinden, hadis-i şeriflerden deliller vardır. Boşuna değil bu. Yani böyle dedikleri, böyle hoş gördükleri için, Türklerin kültürüne böyle uygun olduğu için gibi hepten uyduruk bir sebebe dayanmıyor bu. Ellerinde deliller var, naslar var. Ama diğer fukaha, Allah hepsine rahmet eylesin, hepsinden razı olsun, onlar da güçlü delillerle çıkmışlardır bu yola. Yani Fatiha'nın okunmasını, her rekatte okunmasını emreden hadis-i şeriflerde, sahih hadis-i şeriflerde vardır. Burada herkes tabi olduğu imamının içtihadıyla hareket eder. Bundan dolayı ne namaza bir kusur gelir, ne müminler arasında ihtilafa neden olacak, tartışmaya neden olacak bir meseledir bu. Bu şekilde herkes hak gördüğü veya doğruluğuna itikad ettiği imamın içtihadıyla amel ederek Rabbinin rızasına kavuşur. Ama bu noktayı mesela Şafiilerin yoğun olduğu bir camide namaz kılan bir Hanefi cemaatten birisi, yani imamla beraber herkes bir şeyler mırıldanıyor, ne yapıyor bunlar diye böyle bir şaşırıp tereddüt etmemelidir. Yaptıkları bir şey yok. Fatiha-i Şerife'yi okuyorlar. Namazda okuyorlar. Bazı imamlar Şafii mezhebinde Fatiha-i Veladdallin diye bitirince bir yarım dakika beklerler. Cemaat de o arada Fatiha'sını okusun diye. Bu da sünnettir. Ashab-ı kiramın bazısından nakledilen imam Kur'an okurken hiçbir şey okunmaz sözü de sünnettir. İmam Malik rahmetullahi aleyhin içtihadı bu ikisinin de ortasında bir içtihattır. O da demiştir ki imam sesli okuyorsa cemaat okumasın, sessiz okuyorsa cemaat okuyabilir demişlerdir. İmam Ahmet Faruk Es-Serhendi rahmetullahi aleyh, yani İmam Rabbani diye bildiğimiz İmam Ahmet Faruk Es-Serhendi, Allah dostu, tarikat erbabı, tasavvufun ileri gelenlerinden birisi, namaz kıldıran olurmuş hep. Hep imamlık yaparmış. Nedeni de çok enteresan. Şimdi koyu bir Hanefi, İmam-ı Azam'ın mezhebine bağlı. Cemaat me'mum olsa, yani cemaat olarak namaz kılsa, me'mum, imamın peşinde namaz kılan demek. Me'mum olsa Ebu Hanife'nin mezhebine uyacak, Fatiha'yı okuyamayacak. Öbür taraftan İmam Şafii'ye de hayran, onun içtihadını da doğru görüyor, hadis-i şerifleri okuyor. Ortasını nasıl bulmuş? Hep namazı ben kıldırırım demiş, cemaat olmam. Dolayısıyla bu herhangi bir mezheple amel etmekten dolayı içimde de bir burukluk olmaz diye düşünmüş rahmetullahi aleyh. Bunlar tabii bize göre fantazi şeyler. Yani biz bu kadar ayrıntısına ne yazık ki giremiyoruz. Keşke vaktinde abdesti düzgün namazlar kılsak da A veya B mezhebine göre nasıl olursa olsun namazı huşu içinde kılalım da hangisi olursa olsun diyecek hale geldik maalesef. Bir ince mesele, böyle köşede bucakta kalmış bir meseledir ama gün olur, lazım olur. Bir me'mum, yani me'mum kim ediyoruz? Namaz kılarken imama bağlanan birisidir. İmam, başkasının önüne geçen demek. Me'mum, imamın arkasında kalan demek. Cemaat olan me'mum birisi, sehvi secde gerektirecek bir iş yapsa, sehvi secdesi gerekir mi?
İmam yanlış bir iş yapsa sehiv secde gerekecek. Onda bir tereddüt yok. Diyoruz ki cevap olarak me'mum herhangi bir şekilde sehiv secde yapmaz. Onun sehiv secde gerektirecek işleri imama bağlı zaten. İmam namaz kıldırırken hata yapacak olsa o sehiv secde yapar. Elhamdülillah cemaatle namaz kılmanın rahmetlerinden birisi budur. Ne yaparsan yap, toplu kaynadığı için Allah imamın namazını kabul edip, orada üç kişinin namazını kabul edip, cemaatin içinden iki kişiyi çıkarıp bunları beğenmedim demeyeceğini söz veriyor. Yani hadis-i şerif sahihtir. Melekler bazı cemaatte namaz kılanların işte bir kısmının işte şununki iyi değildi ya Rabbi diyorlar. Amelleri sunarken Allah-u Teala da ben öyle içlerinden bir kişiyi çıkarıp gerisini almak hani bizim deyimimize bana yakışmaz hepsinin kabul ettiğim ibaretini buyurur. Cemaatin en önemli rahmetlerinden birisi budur. Bu sebeple işte şunu yapsak cemaat bozulur mu? Bu yapılsa cemaate bir sıkıntı olur mu diye ısrarlı bir şekilde üzerinde duruluyor meselenin. Yani bakıyorsun ki cemaatle namaz konusunda ciltler, ansiklopediler dolduracak malzeme hazırlanmış. Fukaha derin ihtilaflara girmişler. Şu olur işte mesela hanımlar cemaatle namaz kılsınlar meselesinde bakıyorsun. Kaç görüş belirtilmiş. Herhalde bunlar ihtilaf olsun, aykırılık olsun, zıtlık olsun ya da işte kadın düşmanlığı olsun diye söylenmiş şeyler değil. Cemaat ve namaz büyük bir kavram. Büyük bir kazanç. Kazara küçük bir hata bu kazancı kaybettirir mi diye endişeyle üzerine gitmişler bunun. Anadolu'daki deyimiyle kılı kırk yararak düşünmüşler, taşınmışlar. Allah onlara rahmet eylesin. Şimdi namaz cemaatle kılınmış olmak için ne kadar cemaati yakalamış olmak lazım diye bir soru soracağız. Buradaki kasıt ne? Yani hangi noktada imama niyet edip bağlanırsa bir Müslüman o namazı imamla kılmış olur. Burada fukaha arasında cuma namazıyla diğer namazların ayrıldığını görüyoruz. Ama Ebu Hanife rahmetullahi aleyh ve talebelerinin görüşüne göre imam selam vermeden önce Allahu Ekber deyip namaza giren namazı yakalamıştır. Cuma namazını yakalamıştır. Bu Ebu Hanife ve talebelerinin görüşüdür. Cemaat genel olarak nasıl yakalanır? Yine cemaatte de yani bu cuma namazını özellikle ayırdık. Çünkü dedi ki cuma namazında bir miktar başka türlüsü yani hutbeyi de dinlemek şarttır diyen görüş de var. Ama biz Hanefi mezhebinin bu konudaki görüşünü esas alıyoruz. Mesela hutbeyi dinlemeyenin cuma namazını kılmış olması mümkün. Çünkü farzdan önce hutbe okunuyor sonra farz kılınıyor. Hutbeyi de cumanın şartlarından gören bir fıkıh anlayışı da var. Ama herhangi bir namaz öğlen sabah ikindi namazı imam selam vermeden önce Allahu Ekber de iftida tekbir aldın mı imamı yakaladın o cemaati yakaladın. Cemaat 4 rekat namazın 4. rekatında öğlenin 4. rekatındaydı. İmam selam vermedi ya. Esselamu aleyküm ve rahmetullah sesi çıkmadı imamın ağzından. Tekbir aldın mı hatta kaideye bile oturmamış olursun belki. Mesela Allahu Ekber dedin, imam da Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dedi. Bu bile yeterli. Hiç otur kaideye bile oturmaya fırsat bulamadığın halde yeterli. Ama Ettehiyyatü'den de bir bölüm okudun, haydi hay zaten yeterli. Haydi hay yeterli. Cemaati yakalamak için. Peki başka bir sorumuz. Rükû nasıl yakalanıyor? Estağfurullah. Rekat nasıl yakalanıyor? Rekat da rükû ile yakalanıyor. Mesela 4 rekatlık veya 2 rekatlık bir namazın neresinde yetişirsem o rekatını yakalamış oluyorum. İmam
Rükûden semiallahu limen hamide demeden önce Allahu Ekber diye iftida tekbiri alıp rükûye eğildin mi, o esnada imam kalkmamış ise o rekatı yakaladık demektir. O rekatı yakalamamız ne anlama geliyor? Biz o rekatı yakaladıysak, birinci rekattayız. İmam birinci rekatın rükûsünü yapıyorsa biz de birinci rekatı kıldık demektir. İmamı üçüncü rekatın rükûunda yakaladıysam diğer iki rekatı kılamadım demektir. Dördüncü rekatın rükûundan imam semiallahu limen hamideh deyip kalkınca ben iftida tekbiri aldıysam dört rekatı da kaçırdım demektir. Çünkü rükû'u kaçırdın mı rekatı da kaçırmış olursun. Şimdi cumayı nasıl yakalarız? İmam selam vermeden önce iftida tekbiri aldıysak. Cemaat sevabını nasıl yakalıyoruz? İmam selam vermeden Allahu Ekber deyip iftida tekbiriyle namaza girebildiysem. Bir rekatı nasıl yakalıyoruz? Rükûde iken imam ona yetişebilirsek. Semiallahu deyip de sin harfini telaffuz edince imam ben tekbir aldıysam o rekatı yakalayamadım demektir. Ama buradan ne anlıyoruz? Rekatı yakalayamamış olsam bile selam vermeden önce yakalayınca o namazı yakalamış oldum. Fakat tabi burada ne var? Şöyle bir incelik var. Dört rekatı cemaatle kılanla bir rekatı cemaatle kılan arasında büyük sevap farkı var. Cemaatin genel ölçüsü yakalanmıştır. Ama cemaat içinde de ton farkı var. İftitah tekbirine başlamak imamla sürekli iftitah tekbirine başlamak, yani imam Allahu Ekber derken sen de camide bulunuyorsun. Bu münafıklıktan beraat, münafık olmamak alametidir. Genel olarak sen camide iftitah tekbirini imamla alıyorsan. Bu bir fark tabi. Hani tabiinden Şabi denen zattan naklediliyor. 70 küsür sene kimsenin ensesini görmedim ben diyor. Ne enteresan bir şifre. Kimsenin ensesini görmedim demek, hep birinci safta durmuş, önünde saf olmadığı için ama üçüncü safta, ikinci safta duran hep başkasının ensesine bakmak zorunda. Yani Allah'ın böyle dostları da var. Mesela başka birisinden naklediliyor, şu anda ismini hatırlamıyorum. Şu kadar yıl anlatıyor. İftitah tekbiri kaçırmadım ben diyor. Namaz kaçırmadım değil ha. Bir namaz kaçırmak var, bir cemaati kaçırmak var. Bu iftitah tekbiri kaçırmamış hiç. Herhalde hiç camiden çıkmamış. Belki o caminin imamı bile ara sıra namaza gelmemiştir. Bu hiç iftida tekbiri kaçırmamış. Bunlar ne demek oluyor? Yani Allah'ın sevabı dağıtılırken hiç iftida tekbiri kaçırmayan o sevabı 100 alıyorsa, iftida tekbirini kaçırıp rükûden önce yetişen 90 alıyor. Misal tabii, böyle bir rakam yok. Rükûyu kaçırıp birinci rekata yetişemeyen 85 alıyor. İkinci rekata yetişemeyen 80 alıyor. Dördüncü rekata yetişemeyen 40 alıyor. Selamdan az önce gelen 20 alıyor. Cemaati kaçıran hiç alamıyor. Misal, yani böyle teşbih olsun diye örnek, yoksa bu rakamlar naslarda zikredilmediği sürece böyle bir şey söylemek caiz değil. Sadece anlaşılsın diye. Ama bir de bu 8, 20, 30 sevap alınıyor. Bir de cemaat sevabı var. Münafık olmamak için, ümmeti Muhammed'den olmak için gerekli olan cemaate katılma, cemaatle namaz kılma var. Onu imamla selamdan önce imama uyup Allahu Ekber deyip iftitah tekbir alan onu yakalıyor. Evet. Yine cemaatle ilgili bir mesele. Cemaatle imam arasında safların mesafesinde ne kadar bir aralık bulunursa cemaat ve imam arasında sorun olmaz. Buradaki ölçümüz şu. Bir defa imamla cemaat arasında safta bir saftan fazla fark olmamalı. Yani
bir safı 150 santim kabul edelim. İmamla cemaat arasında 150 santimden fazla mesafe olmamalı. Artı iki saf arasında da bundan büyük bir saf mesafe. Mesela bir saf caminin birinci safı bir önde duruyor. Arkada 3-4 metre boşluk var, bir saf yapılmış. Bunlar mekruh olur. Yani safı ortalama, gerçi yeni modern seccadeleri 120 santim yapıyorlar. Demek bir insan rahat bir şekilde 120 santimde namaz kılıyor herhalde. Ama 150 santim diye uzun bir seccade kabul edelim. Bunu ayak payı falan verelim. 150 santim, yani saflar arasında mesafe 150 santim olmalı. İmamla cemaat arasında da bundan büyük bir mesafe olmamalı. Fakat bir caminin duvarları arasında ne kadar yer varsa bunun hepsi namazın bütünlüğü için yeterlidir. Mesela 1000 metrekare bir cami, Selimiye Camii gibi bir cami düşünelim. İmam en önde duruyor. İmamın ta 35 metre gerisinde de iki kişi duruyor saf. Bu namaz caizdir kerahatle beraber. Çünkü arada 20 tane saf var belki. O 20 safı bırakmış. Genelde mesela müezzinler öyle bir yerde kılarlar. Ya da tabii müezzinler kılardan ziyade şöyle de bir örnek verelim. Mesela Selimiye Camii herhalde 50 metre vardır bir ucundan öbür ucu. Zanla söylüyorum, ölçüsünü bilmiyorum. Şimdi imama yetişmeye çalışıyoruz. Geldik. Caminin bir girdik, imam ettehiyyatı oturmuş. Son rekatı, sabah namazında mesela. O camiden hızlı bir şekilde koşup ön safa gitsen bile bir ettehiyyatı bitirene kadar, yani hele imam biraz hızlı kılıyorsa yetişemezsin. Çünkü bisikletle gitmen lazım bir ucundan öbür ucuna kadar böyle ciddi bir yetişebilmek için. Adam akıllı düşünmüş, cemaat sevabını kaçırmış, caminin kapısının dibindeki safta tekbir alıp durmuş namaza. Caminin duvarları içerisindeki bütün namazlar imam için geçerli. Yani çekim alanında diyelim modern ifadeyle. Caminin duvarı dışına taşınca iş değişiyor. Caminin duvarı dışına taşınca cami doldu da dolan caminin arkasında bir saf olduysa bir mesele yok. Hayır, cami dolmadan caminin duvarlarının dışındaki bir yerden namaza uyuyorsak o namaz muteber değil. Buradaki ölçüyü tekrar ediyorum. Caminin duvarla çevrili alanlarının bütünü tek parça hükmündedir. Ama saflar arasında 150 santimden büyük bir mesafe olursa bu 150 santim, 160 santim olur. O önemli değil ama saf ölçüsü 2'ye 3'e katlanırsa burada kerahat söz konusu olur. Fakat namaz namazdır. Kerahat başka şey, namazın caiz olmaması başka şey. Eğer saflar arasında bir böyle uçurum varsa mekruhtur ama namaz caizdir. Fakat bir örnek verdim. Camiye girdik, caminin birinci safına imama doğru yaklaşsam namazı kaçıracağım, cemaati kaçıracağım. En arkasında Allah-u Ekber deyip caminin duvarları içinde namaza durmak mı? Evet, o daha iyi. Bu namaza bir sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yok. Takabbelallah. Selamdan sonra devam ederiz. Mümkünse dağılırken insanlar camiden benim önümden geçmemeleri için bir direğin arkasında durabilsem daha iyi, o kadar. Caminin dışına gelince, yani imam içeride dışarıdan namaza uyuluyor. Bu sefer caminin dolup safların bağlantı kurulması, yani fiziki bir bağlantı kurulması lazım namazın caiz olabilmesi için. Aksi takdirde namazın, yani caminin içinde boş varken dışarıda kılınan namaz caiz değildir. Hele hele, hele hele caminin caminin burasında duruyoruz, yani caminin önünde bir yerde duruyoruz arkasında, ama aradan yol geçiyorsa hiçbir şekilde namaz caiz değil. Yol, dere, nehir gibi şeyler cami ile aramıza geçmemeli. Bu ne zaman olur? Yani mesela kalabalık bir namazda yağmur yağıyordur. Caminin arkasında saf olsak caminin bahçesinde ıslanacağız. Orada esnafın brandalı yerleri var.
yolun öbür tarafında hazır kıbleye de dönmüş olur. Brandanın altında rahat namaz kılalım. Aradan yol geçiyor. Yapacak bir şey yok. Namaz olmaz. Yol geçtiği için aradan. Bir başka çağımızda ortaya çıkmış bir meseleyi, daha doğrusu bir fitneyi konuşmak istiyoruz. Şimdi eski fukaha, eski derken asıl fukaha tabi, Allah onlara rahmet eylesin, bu zamanın teknolojisini de fitnesini de görmeden yaşadılar. Buna rağmen ellerinden gelen gayreti insanüstü denecek çapta yoğun bir şekilde kullanıp Allah'ın dinine hizmet ederek, içtihatlar yaparak gittiler. Bu asırda biz korkunç fitnelerle karşılaştık. Belki bundan 100 sene önce bir vilayetten bir kişi hacca ya gidiyordu ya gitmiyordu. Ben de çocukluğumda hatırlarım, hacıların eli öpülürdü. Elinin de içi. Neden? Çünkü hacı Hacerül Esved'e tutmuştur. Tutmasa bile Hacerül Esved'e karşı selam verip, elini kaldırıp selam vermiştir. Elinin içi hacının, sağ elinin içi. Uzaktan Hacerül Esved'le karşılaşmıştır. Böyle bir şey, sünnette falan böyle bir şey yok. Yani bu bir bidat aslında. Ama Kabe'yi görmek, ne büyük nimet. Kabe ya, ne diyorsun sen? Bir de Hacerül Esved'e tutmuş, onun elinin içi, ben çocukluğumda çok hacı eli içi öptüğümü hatırlıyorum. Öyle gösterilmiş, yani hacının elinin içi öpülür. Hacerül Esved görmüş el. Eli Hacerül Esved görmüş hacının. Bu tabi Kabe'ye tazimden kaynaklanıyor. Neden? Bir şehirde bir insan hacca gidiyor, 6 ayda gidiyor, 6 ayda geliyor, helallaşıyor. Ya nasip bir daha nasıl gel? 6 ay yollarda gidiyor adam işte. 6 ayda geliyor. Ya açlıktan ölüyor, ya hırsızlar yolunu kesiyorlar. İnsan haçtan geldi mi müze gibi gidip onu ziyaret ediyordu insanlar. Şimdi bir yandan hac kolaylaştı. Umre neredeyse günlük turizm uygulamalarından birisi haline geldi. Ne yazık ki kıymeti bilinmeyerek. Bir yandan da 24 saat canlı yayında Kabe dünyanın her yerinden izleniyor. Bir ara sadece farz namazlar canlı yayınlanıyordu. Şimdi uydu kanalıyla 24 saat Kabe'nin etrafında kameralar dünyanın her yerine, hatta belki de uzaydaki uçaklarda filan bile, mesela şu anda bir televizyon cihazını açıp Kabe televizyonuna bakıp şu anda Kabe'de kim tavaf ediyor, kim ne yapıyor görülebiliyor. Bu şüphesiz Müslümanlar açısından onur verici, aziz bir durum. Kabe'mize izdiham olması, bütün dünyada milyonlarca gözün onu hasretle ve tazimle izlemesi güzel bir şey. Fakat beraberinde bazı fitneler getirmiyor da değil. Bütün ibadetler, bütün nimetler gibi. Yani hangi nimet, hangi ibadet var ki beraberinde bir fitne getirmesin? Muhakkak vardır. Son yıllarda bizim ülkemizde de seslendirilen bir teori ortaya atıldı. O da şu: Müslüman yeryüzünün neresinde bulunursa bulunsun Kabe'yi canlı bir yayında izliyorsa orada namaz kılan imama uyabilir diye böyle bir görüş belirtildi. Bir kısmı da işte vakit onun vaktine uygunsa uyabilir diyorlar. Mesela senin bulunduğun şehirde tam ezan saati, o arada da Mekke'de de ezan saati, Kabe'de de namaz canlı yayında veriliyor. Sen de buradan Allahu Ekber kıbleye dönüyorsun. Bağlantın ne? Televizyon. Yani uydu kanalına bağlanıyorsun. O arada imama uydudan bağlanma. Bunun fıkıh olarak caiz midir, değil midir sormadan önce akıl olarak caiz midir diye sormak lazım. Akıl var, mantık var. Namaz gibi büyük bir ibadeti, cemaat gibi muhteşem bir sevap kaynağını, böyle eften püften
usullerle harcamak ne kadar akla uygundur ki dine o kadar uygun olsun. Yani bunun bir fıkıh meselesi olarak incelenmesi bile abestir. Fıkıh meselesi haline getirilmesi abestir. Bu kadar açık ve seçik. Bu caiz midir, değil midir, onu konuşmuyorum. Yani televizyondan, canlı yayından Kabe'ye bağlanmak caiz midir, onu konuşmuyorum. Bu akıllıca bir iş midir? Müslümana yakışıyor mu? Teknoloji bunun için mi kullanılmalı? Nedir ki bundan kazancın senin? Kabe'ye uymak. Bütün camiler Kabe'dir. İhlasla kıldığın her namaz köy camisi de olsa, 10 bin kilometre mesafede de olsa Kabe'den, Kabe'dir o da. Kabe'nin şubesidir. Demek ki bu bir şov ya da iş yapmış olmak için yapılan cahillikten başka bir şey değil. Sadece bir kuyuya taş atıp bütün akıllıların dikkatini çekmek. Başka bunu yorumlayacak bir şey yok. Bir son mesele de cemaatle ve namazla ilgili olduğu için son bir mesele de gemide cemaatle namaz kılmak, uçakta, araçta, herhangi bir araçta, trende namaz kılınabilen her yerde cemaatle namaz kılmak caizdir. Hiçbir sıkıntısı yoktur. Yeter ki orada namaz kılmak caiz olsun. Dolayısıyla biz önce gemide namaz kılmak caiz midir? Evet, gemide namaz kılmak caizdir. Cemaatle kılınması da caizdir. Gemi çok çalkantılı ise oturarak da kılınabilir. Eğer mümkünse kıble yönünü tespit edip gemide kıbleye doğru dönülüp namaz kılınır. Gemi o arada fark etmeden dönsün, kıbleden gitsin, önemli değil. Ama biz mesela geminin ön kısmına doğru, kılçık kısmına doğru kıble diye namaza durduk. O arada gemi, biz namazı bitirmeden baktık ki kıbleye ters dönüyor. Namazda biz de o tarafa doğru döneriz. Pusula gibi. Gemide namaz her halükarda caizdir. Cemaatle de caizdir. Ayakta kılınabiliyorsa ayakta, ayakta kılınamıyorsa oturarak. Bir başka mesele araba, uçak ve trende namaz kılma meselesidir. Araba, uçak ve trende namazın hükmü nedir? Şimdi ölçü olarak bir defa frene bas, dur burada denecek yerde, denilecek imkanı olan bir araçta namaz kılmamak lazım. Araba frene bas, istasyonda dur cihazıdır. Tren öyle bir cihaz değil, uçak öyle bir cihaz değildir. Uçak için namaz vakti geldi, şurada kenarda bulutların arkasında dur namaz kılalım diyemezsin. Tren içinde her yerde durma imkanı yoktur. 3 saatte bir mesela bir istasyonda duruyordur. Ama araç öyle değil. Özellikle araçlar için namazın aracın dışında kılınması, yani taksi, otobüs vesaire dışarıda kılınması esastır. Ama buna rağmen Müslüman taksisini bile durdurup namaz kılamayacağı pozisyon olur mu? Olur. Nasıl olur? Müslüman otobanda kilitlenmiş bir trafikte 3 saat, 4 saat beklediği oluyor. Ne aracı bırakıp çıkabiliyorsun, ne de aracı bir kenara çekip gidebiliyorsun. Otoban bu. Yani otoban sorununu çok ciddi bir şekilde yaşamayan anlamıyor tabii. Çek kenara. Neresine çekiyorsun? Kenara çekecek bir yer yok. Sen in desen inecek bir yer yok. Direksiyondaki veya diğer durumdaki Müslüman ne yapacak bu durumda? Namazı kazaya bırakacak mı? Hayır. Araçta namaz kılacağız. İma ile namazımızı kılacağız. Direksiyonda da kılacağız. Veya yandakiler için zaten bir sorun yok. Eğer direksiyondaki kişi, yani çok yoğun bir trafikte ölümcül bir tehlike nedeniyle kılamayacak olursa onunki iade edilebilir. Gene o da direksiyonda namaz kılabilir.
namazı vaktinden çıkarmaktansa bu şekilde namaz kılmak esastır. Trende zaten haydi hay bu biraz daha mümkün demektir. Büyük uçaklarda yolculuk yaparken, büyük uçaklarda seccade serip namaz kılacak kadar boşluklar var. Kıble yönünü dönmek mümkünse kıble. Çünkü uçağın gittiği yön belli. Yani uçak mesela İstanbul'dan Ankara'ya doğru gidiyorsa uçağın burnunun ciheti belli. Zaten bir kalktığı yerde bir de ineceği yerde uçak yönünü değiştiriyor. Onun dışında uçak dümdüz gidiyor. Dümdüz giderken uçak kıble doğuya giden bir yolda güneye dönerek kılınacak. Güneye dönüp seccade serme imkanı varsa büyük uçaklarda var bu imkan. Bütünü iki rekat namaz kılınacak zaten. İki dakika bu. Bir oturup seccade sererek namaz kılınabilir. Hatta eğer böyle bir mesela küçük uçaklarda bu imkan yoktur. Yani bir seccade serip namaz kılacak yoktur. Koltuğa oturup koltukta ima ile namaz kılınması mümkündür. Yani ayakta kıbleye dönerek namaz kılmak diyoruz. Ayakta olamıyorsa oturarak kıbleye dönerek. Kıbleye dönmek mümkün değilse nasıl kılabiliyorsa. Çünkü kudret kalkınca yani oradaki emri yerine getirecek güç bulamayınca Müslüman yapacak bir şey yok. Ama namazı bırakmak her halükarda yasak. Namazı bırakmaktansa kıbleye dönmeden de olsa, ayakta durmadan da olsa namazı kılmak zorundayız. Tekrar bunu toparlayacak olursak bir kere Müslüman yolculuğunu namaza göre ayarlayacak. Bir kere bu. Bir göreceğiz namaza göre ayarlama ciddiyeti. Ama bu her zaman mümkün olmayabilir. Acil bir durum olabilir. Saate bakma imkanı olmayabilir. Hemen yola çıkmak gerekir. O zaman aracın durdurulduğu bir yerde namaz kılmayı arayacağız. O da mümkün olmayabilir. Durdurulamayabilir A veya B seçeneklerinden dolayı. Bu sefer aracın içinde Allahu Ekber deyip kıbleye dönüp namaz kılmamızı imkanını arayacağız. O da mümkün olmayabilir. Oturacağız kıbleye dönüp. Onu da mümkün mesela gece gidiyoruz. Ne tarafa gittiğimiz, otobanın neresinde olduğumuzu bilmiyoruz. Koltuğumuz ne yöneyse kıblemiz o taraftır deyip illa namazı kılacağız. Namaz namaz vesselam. Velhamdülillahi.